Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA San Andreas Defeti Verişim Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA San Andreas Defeti Verişim e. kaldığımız yerden tam gazana devam ediyoruz. Önceki bölümde Sezar'ın kalan araba galerisi işlerini bitirmiştik. Ve bu sayede San Fiorio'da yapmamız gereken bütün ekstra hikaye görevlerini tamamlamış olduk. Tabi San Fiorio işlerini bitirmemizin ardından sırada ne var? Tabii ki de 3. şehre gidip daha doğrusu kırsal bölgelere bir tekrardan ziyaret edecek ve soru işareti görevlerini sizlerle beraber başlıyor olacağız. Daha fazla GTA San e, ve için mobil videoların gelmesini istiyorsanız ve sizlere destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak benim rap yakın zarar var diye de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Ee, bugün pazartesi videoda bir gecikme oldu kusura bakmayın çünkü dün 3 tane video yüklemem gerekiyordu. Ve hepsi de hani anlık yüklemem gereken videolar olduğu için Senandres'i bir gün ileriye çekmek zorunda kaldım. Ama çarşamba günü bir aksilik olmazsa tabii ki yine GTA Senandres'e tam gaz devam ediyor olacağız. Bu sefer açık dünya görevlerine. Hani onda bir ikisini verelim de hani. Şimdiden söyleyelim de. Onu da aradan bir çıkartmış olalım. Şimdi hemen buradan çok hızlı bir şekilde zaten bulut aracını o yüzden aldık. Hızlı bir şekilde gidebilmek için. Hemen çok hızlı soru işaretine doğru gidiyor olacağız ve hani 3. şehir tekrardan kırsallara dönüş olarak ilk görevlerimize başlıyor olacağız. Yavaşlar tabii ki de ana hikayenin sonlarına doğru yaklaşmaya çalışıyoruz. Oyunun yüzde kaçırı bitirmiştik biz en son. Oyunun en son yüzde totalde 51.87 sıra bitirmişiz. Tabii daha yapmamız gereken bir sürü açık dünya görevi var. Satın almamız gereken ekstra mülkler var. Bunları da tabii ki de hepsini yapıyor olacağız. Tabi satın alınabilecek mülkleri ben e, ariyeten e, video dışında yapacağım. Her ne kadar şimdi olmasa da. Ama videoda denk geldikçe bazılarını tek tek alırız. O çok da bir mesele değil. Ve geldik bu arada. Oyun fazlasıyla kasıyor farkındayım. Bunun sebebi optimizasyon bu arada. Benim cihazımda en ufak bir alakası bulunmamakta. Hadi bakalım monster göreviyle devam ediyoruz. Bir kasmazsa çok güzel olacak ama gerçekten. Evet bunlar ne konuşuyor abi. Kal hayatım hoş geldin. <laughs> eee alem hakkında ne biliyorsun? Yani senin neden yapıldığını görmemiz lazım ilk başta diyor. Ne ya? Neden yapılmış gibi duruyor? Pudik mi? Hayır. Öfke, nefret. Ha tamam. Garajda bir kamyon varmış. Onunla bir tur atacaksın diyor. Ha, olay şu diyor. Ha, burada olay hız vesaire falan diyor. Ha, aracı içinde de aynı zamanda GPS olacak diyor. Belli koordinatları olabileceği hızlı gitmen gerekiyor diyor. Koordinatlara gireceksin. Ardından da buraya döneceksin diyor. Ee, öncelikle GPS ne? İkinci olarak başarısızlık ve üçüncü olarak da sen kimsin lan? <laughs> Kusura bakma sadece basic şeyleri. Belli şeyleri bilmen gerekiyor falan diyor. Ha tamamdır. Dört teker e, frenle aynı zamanda drift yapabilirse taze bir şey söylüyor. Altı buçuk dakika olmadan önce buraya dönmemiz gerekiyor. Tamam peki. O zaman e, vakit kaybetmeden başlayalım. Hızlı bir şekilde. İlk checkpoint'te başlıyoruz. Toplam 35 tane checkpoint bulunmakta. İlk kili geçerek başladık zaten. Yani totalde 34 tane daha, daha e, checkpoint var. Ve belli bir süre içerisinde en geç 6,5 dakika olmadan ulaşmamız gerekiyor. Tabii ki de biz 6,5 dakika olmadan her şekilde ulaşırız da. Hani bakalım birinci sıraya oturabilecek biz. Çünkü benim belli bir sıralama tablosu var. Ve bu sıralama tablosunu ne kadar yukarıda bir sürede bitirirsek. Yani ne kadar çabuk gelirsek. Görevi tamamladığımızda yani işimiz bittiğinde o kadar fazla para kazanabileceğiz. Yani ekstra arkadaşlar. Şöyle biz direkt yukarıya çıkalım hocam. Çok hızlı bir şekilde. Umarım tekte çıkarız. Çünkü bu yokuşlar çıkmak birazcık zor. Ama e, çıkmayı başarılı sonuçta bir arazi kamyon olduğu için aynı zamanda bir zahmet çıkalım hani. Şuradan dönmemiz gerekiyor ardından. Dikkatli olalım. Dikkatli olalım. Hayır hayır hayır. Hayır hocam hayır. Çok güzel bu arada döndük. Son anda çok güzel döndük. Orada bir şov yaptık resmen. Bir görsel şov yaptık. Güzel. Başarılı bir şekilde oradan sağ çıkmayı başardık. Ama böyle dikkatli dönmemiz gereken birkaç ufak tefek yer daha var. O yüzden e, hızlı olmamız gerekiyor. Burada bu arada Sovyetler döneminden kalma takipte roket atar var. Ama e, almakta uğraşmayacağım. Ben direkt hızlı bir şekilde görevi tamamlamaya odaklanacağım. Video süresini de gereksiz uzatmak istemiyorum. Ama yerini size gösterebilirim. Bakın şurada da hayalet kasabamsı birkaç tane yapılı olan yer var. Şu arada orada galiba 10 mermilik miydi? 20 mermilik, mermilik miydi? Hatırlamıyorum. Bir dediğim gibi Sovyetler döneminden kalma roket atağı mevcut. Hem de takipli. Ee, bundan kaç görev sonra? iki görev sonraki aslında görevde epeyce ihtiyacımız olacak. Ki ben buraya gelir alırım. Problem değil. Şöyle biz dikkatli bir şekilde dönelim bu arada güzel. Şu anlık gayet iyi durumdayız. Oyunun sesi bu arada oyunun sesini tamam ideal bir seviyeye getirmişim zaten. Sıkıntı yok o yüzden. Şu an checkpoint'lerin yarısından geçtik. Geriye kaldı 17. Hatta 16'ya düştü. Aman hocam aman aman aman. Yapma abi yapma. Beni hiç uğraştırma. Gerek yok bu tarz şeylere. Güzel. Gayet güzel. Şimdi buradan sola döneceğiz. Ardından yine yukarı çıkacağız. Yine böyle kasvetli yollar. Engebeli yollar. Ama dediğim gibi altımızdaki kamyon zaten bu tarz yollar için fazlasıyla uygun. Sadece biraz daha hızlı gitmemiz gerekiyor. Ama tabii ki de kontrolü kaybetmeden. Lan ağaçlar göremiyorum dur. Dur çaresizlik. Andık bir çaresizlik. Buradan devam mı aşağı? Evet aşağıya devam. Dolar yoldan doğru yola gitmişiz de işte. Sıkıntı şu ki biraz e, yavaşladık. Ama problem değil. Şu an iyiyiz. Galiba 3.5 dakika olmadan önce ulaşmamız gerekiyor. Birinci koltuğuna oturabilmemiz için. Geriye kal 9 checkpoint. Belki yetişiriz. Bir ihtimal. Yani şu anda itibaren zaten biraz daha düz yollardan gideceğiz. Yani öyle sıkıntılı pek bir yol kalmadı. Dikkatli olalım ama yine de. Tamam 28. Ama 3.5 dakika, yani dakika yetişme şansımız bence yok. Yani o çarpmalarımız ufak tefek hatalarımız yüzünden maalesef Yetişme ihtimalimiz kalmadı 3.5 dakikaya 3.40 da olabilir hatırlamıyorum Vallahi hatırlamıyorum Ya nasıl değmez bu arada nasıl saymazsın oyun ya Allah Allah ya Başka bir görevde olsa sayardı bu arada neyse Biz yardımına devam edelim 31. checkpoint Devam ediyoruz tam gaz 32 Zaten artık yavaştan başladığımız yere dönüyoruz. Ama yani yeter. E yeter bu arada. Biraz ee abartı oldu yani. Allah Allah neymiş ya. <laughs> tilt etti görevi ya. vallahi tilt etti. 4 dakikayı geçtik. Hocam biraz fazla. Ben yani çok daha iyi bir performans sergileriz diye düşünüyordum. Bassana gaza sevgili oyun. Bas gaza. Cezanı vermesin senin. Neyse 4-13'de vardık. Kaçıncı sıradayız? Aa birinciyiz lan güzel. 4-20 olması gerekiyormuş. En kötü. Evet patron senin hakkında haklıymış. Patron seni tekrardan arayacak diyor. Okey tamam. Birinci olarak tamamladık güzel. Çok güzel. Bu kadarını beklemiyordum. Şimdi bizi patron arayacakmış. O zaman bekliyoruz. Kısa bir bekleyiş. E hadi. E hadi hocam en yani nihayet. Sonunda çaldı telefon. Kim lan bu? Evlat e, hemen çiftliğe gelen sana şey açıklayacağım diyor. Yani her şeyi açıklayacağım sana. Yani şimdi söyleyemez misin? Sanırım hayır. <laughs> Aynen öyle. Video kaç dakika oldu? Sekiz buçuk dakika oldu. Ben bir görev daha yapmak istiyorum. Evet. hijack göreviyle devam ediyoruz. Aha. Evet. Torino. Torano yani yani benim hatam olduğunu söylemiştim vesaire falan diyor. Tamam batırdım vesaire falan diyor. Adamları öldürdüm falan diyor. Bizdeki de hani sakin ol falan diye kapa çeneni ve otur diyor. Ne yani benim drug dealer uyuşturucu satıcısı olduğum falan mı düşündün diyor. Yani neler olduğuyla alakalı bir fikrim var mı? Var mı? Yani birazcık dikkat çekmişti ama. Eee He ajan adına çalışmış. Yani kısacası devlet görevlisi ya. Seni ikna etmeye çalışmayacağım. inandırmaya çalışmayacağım vesaire falan diyor. Evet Latin Amerika tehditleriyle falan çalışmıştı falan diyor. Ama gerekliydi buna. Yani bu beni uyuşturucu satışı yapmaz diyor. Okey. Ha evet. Kazandığınız paralar ne oldu? He belli başlı şeylere mi? Senin gibi çocuklar. Siz kahramanlık anlamına geliyorsunuz. Yani orada savaş veriyoruz. Biz orada savaş veriyoruz. Ben kahraman olsam ben kaybederim. Eee ne olacak falan diyor. Sonra komünizmden vesaire falan bahsediyoruz da. İşte anti komünizm işleniyor burada işte tam olarak. Şimdi sakin ol ve dinle. Tamam dinleyelim. Pekala pekala dinliyorum. Eee ee, senin gibi bir adama ihtiyacım var. Yani benim yapamayacağım şeyleri sen yapabilirsin bu sayede diyor. Ha, e ee, bir tane kamyon lazımmış. Tamam, peki. E ee. Tamamdır. Peki. Aa bu iki kişilik bir iş. Yani bir arkadaş ihtiyacın olacak. Hı -hı. Senin ee, kız kardeşinin arkadaşını kullan. Ona hiçbir şey söyleme. Unutma. Seni izliyorum. Adam bizi o kadar iyi tanıyor ki işte. Kız kardeşinle erkek arkadaşı dedi direkt. Yani kimi kullanmamız gerektiğini de söyledi. Direkt olarak yani. Zaten buradan belli oluyor yani şey oldu. Yani gelebileceğim kadar hızlı geldim sıyacak. Evet geldin. Falan diyor. Ee, pek. Pek. yarım saat önce ha, Yarım saat önce varmış. Ha, doğru evet aradım. Yani kafamda çok fazla şey var o yüzden kusura bakma diyor. Tamamdır, hemen biniyoruz o zaman motosiklete. ve yadırıyoruz. Tamam, e, otoban tarafındaymış, San Fiora tarafına gidiyormuş. Tamamdır, Las Ventras'tan e, Fastavoli tarafından sonra Garver köprüsüne gitmiş. Yani kısaca San Fiora'ya doğru geçişini gerçekleştiriyor buradan. Bu arada size bir taktik vereyim burada, bu görev için arkadaşlar. Eğer ki motorunuzu böyle tümsekli bir yerden sürerseniz, aynen şu an benim yaptığım gibi böyle daha hızlı gidiyor. Plan ne? Yani ben kamyonun yanına şey yapacağım sen de atlayacaksın diyor. Yani bunu telefonda söylememiştin. Üf. Parkta yürümek gibi olacak. Kendin onu sevdiğimi söyle. Söylerim. Sözüm olsun söylerim. Şimdi bizim buradan çıkmamız gerekiyor. Tamam da çıktık. Şimdi biraz hızlanalım. Arna kamyonun önümüzde zaten. Sezar'ın bunu atlaması gerekiyor. Tabi sabit durmamız gerekiyor. Biraz daha yaklaş. Ee, yaklaş CJ yaklaş. Ya, gaza basmıyor. Cık. Ya bu kontroller beni var ya. Hızdan CJ. Nasıl hızlanayım görmüyor musun? Kamyon da ruh hastası gibi şey yapıyor. Tamam duruyorum. Duruyorum. Atla artık. Oh be atladı. Tamam biz artık bekleyebiliriz. Sezar'ın adamı dövüp kamyonu çalmasını bekleyebiliriz. Kim nasıl hala kamyon istikrarlı bir şekilde gidebiliyor ben hayret ediyorum. Neyse. Şimdi bu kamyonu garaja götüreceğiz. Hemen hızlı bir şekilde. Götürelim abi. Görev basit olduğu için bu arada ben hiç şeyle uğraşmadım hani. Derin bari iki görev olsun bu bölümde. Birkaç saniye daha hızlı olabilirdi de bence yine yeterince hızlıydı. Şimdi biz buradan gittiğimiz anda tren yolundan direkt zaten Garajın önüne geleceğimiz için kısa yol yapmış olacağız aslında. Tabi kamyon buralarda gitmek konusunda biraz rezalet ama. Oyunu söyleyip yönden gitmeye kalksaydım muhtemelen daha uzun sürecekti. Zaten burada direkt yol da var. Şöyle biz çıkalım abi o zaman. Tamam. Yaptığımız kısa yolla da beraber aslında ciddi bir vakit kazandık. Yani video gereksiz fazla uzamayacak hani. Uzaması da biraz daha engel olduk. Evet geldik bu arada. Allah'tan böyle park etmeye vesaire ihtiyacımız yok direkt olarak. <laughs> Noktaya gelmemiz yeterli oldu. Topla gel abi topla gel topla gel 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 gel. Benim çok merak ettiğim bir şey var. Bu koskoca kamyon garaja nasıl sığıyor? Tam garajın içerisi geniş de o kadar da değil abi. O kadar da değil. Neyse ben hemen ee, bu arada oyunu bir kaydedeyim. Sıradaki bölümde zaten dostlar direkt tekrardan aynı yere gideceğimiz için e, uzatmaya gerek yok. Oyunun da bu oradan itibariyle %52.94'ünü tamamladık. Sıradaki bölüm açık dünya görev olacak. Hemen aynı zamanda cuma günkü ana hikaye bölümünde de gören noktasına da daha yakın olacağız. Bilginize. Evet e, sevgili dostlar bölüm benden bu kadar. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. Keyif aldıysanız destek olmak isterseniz. Destek amaçlı benim Rabbi kanalımıza abone olabilirsiniz. Ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza zaman abone olabilirsiniz. Lersiz başka görsellerimizden ve çeklerimizden de. Haber olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.